Sen, tarihin güzel sayfası, vekaletin gerçek sahibi sen. Seni özledi gözlerimiz, sana aşıktı, sana susadı bu topraklar. Hoş geldin Hoşam, hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, bitir bu çağın kargaşasını, seninle beklenen şafaktır şimdi. Ve işte efsane başbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Öksüzün yanında çaresiz dost, her zaman hayır ile arılan insanın. Yalnız değilsin, işte İstanbul, seni seviyoruz muhterem hocam. Sevgiyle, hizmette, destanlar yazan. Sevgiyle, hizmette, destanlar yazan. Yollara çıkılsın, bayrak adılar. Kalbimiz çarpıyor, vatan aşkıyla. Yollara çıkılsın, bayrak adılar. Kalbimiz çarpıyor, vatan aşkıyla. Efsane Başbakan Mücahit Erbakan. Merhaba, sevginin, barışın, yıkılmayan mimarları merhaba. Mazlumun, mağdurun yarenleri, İstanbul mitingine, Felluce ile dayanışmaya, zalimlere lanet etmeye hoş geldiniz. Evet, mitingimizi İstiklal Marşımızla başlatıyoruz. Hepinizi İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sevgili İstanbullular, aramızda direniş diyarından kıymetli bir misafirimiz var. Konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza Ayşe Sayit Kerküklü hanımefendiyi davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İhvanil azza, İhvanil muslimin. Uhayyikum bittahiyyatil İslam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Siz
sizlere Irak'tan da selam getirdim. Basra'dan, Ummu Kasr'dan, Necef'ten, Kerbela'dan, Musul'dan, Kerkük'ten, Bakuba'dan, Ramadi'den, Samarra'dan, Bağdat'tan, evet, evet ve Felluce'den selam getirdim sizlere. Sizlere bu beldelerden, kimisi harap olmuş, kimisinin de boynu bükük beldelerden selam getirdim. Sizlere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları Hazreti Hasan'dan, Hazreti Hüseyin'den selam getirdim. Irak topraklarında yatan sayısız sahabilerden selam getirdim. Seyyid Abdülkadir Geylani'den, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den selam getirdim sizlere. Sizlere toprak altına girmiş olan muhterem şahsiyetlerden, şehitlerden selam getirdim. Selam olsun, selam olsun sizlere. Ancak bu selam ile birlikte onların küçük bir sorusunu da getirdim. Onlar soruyorlar. Neredesin ey Türkiye? Neredesin? Niçin karşı çıkmıyorsun? Nereden yüreğin bizimle çarpmıyor? Niçin ses vermiyorsun? Biz kardeş değil miyiz? Hepimiz Osmanlı çocukları değil miyiz? Bize Türkiye sahip çıkmayacaksa kim sahip çıkacak? Neredesin ey Türkiye? Neredesin? Zalimler, hainler Irak'ı işgal ettiler. Özgürleştireceğiz diye yalan söylediler. Yalan söylüyorlar. Silahları ile geldiler. Bırakın özgürleştirmeyi. Ne taş üstünde taş bırakıyorlar, ne de canlı bir insan. Camileri yıktılar. Yaralıları öldürdüler. Canlı canlı insanları öldürdüler. Her gün zulüm, her gün katliam. Bunların elinde koca bir millet, büyük bir medeniyet mahvolup gidiyor. İşkence, tecavüz, zulüm ve katliamlar onlar için artık vakayı adiyeden oldu. Ama gelin bir de bize sorun onları. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bunlar sadece Irak ile sınırlı kalacak değillerdir. Irak onlar için büyük bir karargah haline gelmiştir. Bundan sonra da Suriye, Mısır, İran ve diğer Müslüman beldeleri de işgal etmeye hazırlanıyorlar. Bu hazırlıklarını aşikaren sürdürüyorlar. Bu operasyonlarında Siyonistler ve Haçlılar el eleler. Bunların hedefi Fas'tan Afganistan'a kadar olan bölgede Büyük İsrail projesini gerçekleştirmektir. Bu projenin hedefleri arasında Türkiye de vardır. Bugün bizim başımıza gelenler yarın da Allah muhafaza etsin sizin başınıza da gelebilir. Onun için şimdiden ayağa kalkmanız, ses vermeniz, destek vermeniz, dua etmeniz gerekiyor. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Felluce'den başlayan direniş dalga dalga bütün bölgeye, hatta bütün dünyaya yayılacak ve zalimler kendi kazdıkları tuzaklarının içerisine kendileri düşeceklerdir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Bugün burada bu mahşeri kalabalığı görünce çok müsterih oldum. Allah sizlerden razı olsun. Bütün katılımcı kuruluşlardan, Saadet Partisi'nden ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dan Allah razı olsun. Iraklı kardeşlerimize, direnişçilere sizlerden selam götüreceğim. Ve onlara diyeceğim ki, dayanın, sabredin, Türk halkı bizimle beraberdir. Zafer mutlaka ve mutlaka inananlarındır. Ve zafer yakındır. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zulme, hayır, zalime, lanet. Zulme, hayır, zalime, lanet. Evet, o milli görüşün İstanbul'daki lideri bütün bir ömrünü bu davaya adadı. Zulmün, zalimin karşısında her daim dimdik ayakta durdu. Şu an bile içinde bulunduğu sağlık koşullarına ve yaşına rağmen yürümeye başladığında biz gençler arkasından yetişmekte hala zorluk çekiyoruz. Saadet Partimizin İstanbul İl Başkanı Sayın Osman Yumakoğulları'nı konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Bu muhteşem manzarayı bize bahşeden alemlerin Rabbi, kuvvet ve kudret sahibi yüce Allah'a hamd ediyorum. Müslümanları yok kabul eden muhteşem gövdenin bütün coğrafyasını allak bullak etmek isteyen zalimlere karşı bizi yalnız bırakmayan asil Türk milletinin muhterem evlatlarına, sivil kitle örgütlerine, siyasi partilerimizin temsilcilerine, sendikacılara, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklarımıza, 54. hükümetimizin değerli başbakanı, ilim adamı, siyaset adamı, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a, Genel Başkanımız Recai Kutan Beyefendi'ye, Başkanlık Divanı üyelerine, Genel İdare Kurulu üyelerimize, il başkanlarımıza, il müfettişlerimize ve 70 milyon aziz milletimizin hepsine teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, bugün bu meydanda insanlık tarihinin en kanlı soykırımlardan birini lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz. İşgalci Amerika'nın Haçlı ordusu Müslüman kardeşlerimizi katlediyorlar. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice öldürülüyor. Irak'ta bir millet yok ediliyor. Bunun adı zulümdür. Bunu yapan ise zalimlerdir. Bu zulme seyirci kalanlar da dilsiz şeytanlardır. Biz dilsiz şeytan olmamak için bugün burada toplandık. Kardeşlerimiz katledilirken seyretmemek için bir araya geldik. Var gücümüzle haykırıyoruz. Irak'taki vahşeti
bütün dünya seyretse de biz seyretmeyeceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız Allah'ın izniyle. Dualarımızla, yardımlarımızla işgale karşı direnen, vatanını savunan, çocuklarını işgalcilerin bombalarından korumaya çalışan Irak halkının yanında olacağız. Dünyada savaşın değil, barışın, haksızlığın değil, adaletin, zulmün değil, şefkat ve merhametin yer bulabilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar da edecektir. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Esselamu aleyküm. Zulmün, zalimin, haksızlığın karşısında dimdik duran, vefanın, sadakatin en büyük timsali, siyasetin güler yüzü, Saadet Partimizin genel başkanı Sayın Recai Kutan geliyor. Muhterem Erbakan Hocam, Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta insanlık dışı zulümlere uğrayan Müslüman kardeşlerimizin acılarını, hınçlarını yüreklerinde hisseden muhterem kardeşlerim, aziz İstanbullular, hepinizi şahsım ve Saadet Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi olarak düzenlenen bu zalimleri ve bu zalimlerin zulümlerini ve bu zalimlerin işbirlikçilerini telin mitingine hoş geldiniz. Gördüğüm şu muhteşem manzara milletimizin haksız saldırılara karşı hissiyatını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Allah cümlenizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, İslam alemi tarihinin en kritik ve en badireli bir döneminden geçmektedir. Filistin'de, Afganistan'da, Irak'ta, Çeçenistan'da, Keşmir'de ve diğer birçok Müslüman ülkede zulüm var, kan var ve gözyaşı var. Bu ülkelerdeki Müslümanlar insanlık dışı vahşet ve katliamlarla karşı karşıyadırlar. Kimler tarafından düzenlendiği hala da belli olmayan New York Dünya Ticaret Merkezi saldırısının ardından Amerika'nın öncülüğünde Siyonistlerle Hristiyan Siyonistler yalan üzerine bina ettikleri gerekçelerle İslam alemine saldırmaya başladılar. Bush'un da pervasızca ifade ettiği gibi bu bir Haçlı savaşıydı. Böylece yıllarca önce hazırladıkları Büyük Orta Doğu projesini uygulamaya koydular. Fas'tan Endonezya'ya kadar uzanan İslam coğrafyasını yeniden yapılandıracağız. Bu ülkelere demokrasi, insan hakları ve özgürlük götüreceğiz dediler. Peki Bush'un kökten dinci evangelist ekibi bu söylediklerini nasıl yapmaktadırlar? Afganistan'ı ve Irak'ı gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal ederek yaptılar. İnsanlık dışı vahşet ve katliamları yaparak bunu gerçekleştirdiler. Değerli kardeşlerim, Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri gerçekte
Büyük İsrail projesidir. Büyük İsrail projesinin hedefi de Nil'den Fırat'a kadar uzandığına inandıkları arz-ı mev'ud üzerinde Tanrı tarafından güya kendilerine vaat edilen topraklar üzerinde Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktır. Türkiye topraklarının bir bölümü de arz-ı mev'ud içerisindedir. Yani Türkiye Büyük İsrail projesinin hedefleri arasındadır. Bu gerçeği çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Müslümanlara karşı başlatılan Haçlı saldırısında ortaya çıkan manzara, vicdan sahibi herkesi insanlığından bile utandıracak hale geldi. Önce Afganistan'a saldırdılar. El-Kaide ve Usame Bin Laden'in Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırıdan sorumlu oldukları iddiasıyla, ama iddiayı bugüne kadar da ispat edemediler. Ardından kitle imha silahlarının varlığı ve Saddam'ın teröre destek verdiği yalanıyla Irak'a saldırdılar. Aradan şu kadar yıl geçti ama hala kitle imha silahlarını bulamadılar. Değerli kardeşlerim, Felluce'de cereyan eden insanlık dışı vahşet ve katliamlar Batı'nın ve Batı medeniyetinin maskesini düşürdü ve gerçek çirkin yüzlerini de apaçık ortaya çıkardı. Felluce'de masum insanlar, Müslüman kardeşlerimiz küresel katillerce, hunharca katlediliyorlar ve şu anda bu bölgelerde tam anlamıyla bir soykırım cereyan ediyor. Teröre destek vermekte suçladıkları Müslümanlara insanlık tarihinin en aşağılık ve acımasız terörünü, devlet terörünü uygulamaktadırlar. Ve hala da uygulamaya devam ediyorlar. Bu haksız saldırı ve soykırım ve barbarlık Nemrutlar, Firavunlar ve Hitler döneminde bile görülemedi. Üstelik bu zulümleri dini inançlarının gereği olarak yapıyorlar. Felluce'de 6000 bina yerle bir edildi. 5000'e yakın sivil Müslüman kardeşimiz katledildi. Burada kitle imha silahlarını, kimyasal silahları, nükleer silahları, fosfor bombasını, sinir gazını kullandılar. Camileri, hastaneleri, okulları bombaladılar. En çok da bebekleri, çocukları ve kadınları öldürdüler. Camilerde yere serilmiş yatan silahsız, sivil ağır yaralıları bile kafasına kurşun vurarak şehit ettiler, katlettiler. Felluce halkı katledilen kardeşlerini toprağa gömmeye bile fırsat bulamadılar. Cesetleri sokak ortalarında maalesef köpekler parçaladı. Bu insanlık dışı olaylar karşısında soruyoruz, Batı alemi ne yapıyor? Birleşmiş Milletler nerede? İnsan hakları dernekleri nerede? Hepsi de sus pus, sükutlarıyla saldırganlara destek veriyorlar. Ve yüzleri kızarmadan da insan hakları ve özgürlük havarileri geçiniyorlar hala. Bunlardan çok daha acı olan aziz kardeşlerim, Türkiye'de dahil Müslüman ülkelerin tavrıdır. Soruyoruz, Müslüman ülkeler nerede? Değerli kardeşlerim, Felluce'de öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız. Katledilen masum kadınlar ve kızlar bizim bacılarımız, bizim evlatlarımız. Felluce'de savaşan mücahitler sadece Felluce'yi, Bağdat'ı, Irak'ı savunmuyorlar. Türkiye'de dahil bütün İslam alemi için cihat yapmaktadırlar. Onun için diyorum ki Felluce bizim geleceğimizdir. Peki
bütün bu zulümler karşısında bizler ne yapıyoruz Türkiye'de? En kısık seslerle üzüntülerimizi söylerken ve zalimler kahrolsun derken televizyonların karşısında Coca-Cola içip Marlboro sigarasını tüttürmek İslam kardeşliğine sığar mı aziz kardeşlerim? Onun için sesleniyorum. Ey gaflet ve uyuşukluk içinde yatan Müslümanlar, neredesiniz? Ne zaman uyanacaksınız? Üzerinize ölü toprağımız serpildi. Şunu iyi biliniz ki İslam topraklarında şehit edilen Müslümanlara karşı ilgisiz davranmaya devam ederseniz bir gün gelecek aynı zulümlere siz de maruz kalacaksınız. Hani müminler birbirlerinin kardeşiydi? Hani müminler bir bedenin uzvu gibiydiler? Aziz kardeşlerim, tekrar soruyorum. Bu gelişmeler karşısında acaba Türkiye'de hükümet ne yapıyor? Onların tavrı ne? Gazetelerde okudunuz. Hükümet olarak Felluce'deki katliamları duydukları üzüntüyü açıkladılar. Bu olaylar Ramazan bayramına gölge düşürdü dediler. Böylesine cılız açıklamalarına rağmen sizin sesiniz niye çıkmıyor diyerek Müslüman ülkelere sitemde bile bulunabildiler. Şimdi ben de sizlerin adına bu hükümetten soruyorum. Amerika'nın Irak'ın işgaline destek olmak isteyen siz değil miydiniz? Evet, onlardı. 62 bin Amerikan askerinin Türkiye'ye yerleşmesini, havaalanlarımızın ve limanlarımızın saldırganlarca kullanılmasını kabul eden siz değil miydiniz? Amerikan askerlerinin sağlık içinde ülkelerine dönmeleri için dua ediyoruz diyen siz değil miydiniz? Amerikan yöneticilerine halkımızın %94'ü Afganistan ve Irak işgaline karşıyken biz sizi destekledik diyen siz değil miydiniz? Daha 3-5 gün önce değerli kardeşlerim, 20 İslam ülkesiyle Batı'dan bazı yetkililer, Kofi Annan, Colin Powell ve bazı uluslararası kuruluşlarla Mısır'da bir araya geldiniz. Her şeyi konuştunuz. Ama Felluce'deki ve Filistin'deki soykırımdan bir tek cümleyle bile bahsetmediniz. Aziz kardeşlerim, adım adım hudutlarımıza yaklaşan tehdit ülkemizi de parçalamayı hedeflemektedir. Bir süre önce açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu'nun ilerleme raporundaki talepler de Türkiye'yi bölecek ve Sevr'i hortlatacak mahiyettedir. Bu yüzden her zamankinden daha fazla uyanık olmaya, birliğe, beraberliğe, milli manevi ve ahlaki değerlerimize dört elle sarılmaya ve özellikle de devlet millet kaynaşmasına, milletle devletin tam barışık olduğu bir devlet yönetimine ihtiyacımız var. Bugün bu meydanda gördüğüm inanç, şuur, uyanıklık ve azim milletimizin geleceği için en büyük teminattır. Şimdi huzurlarınızda zalimlere de seslenmek istiyorum. Ey kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan zalimler! İyi bilin ki zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Berbat olacaksınız, yerle yeksan olacaksınız inşallah. Bakınız, bir değerli şairimiz ne söylüyor? Ey esir ellerin çilesi! 3 kere yıkılıp 4 kere yapılmış, gölgesinde yalancı ilahlara tapılmış Nemrut kulesi, bekle, secdeye kapanacak zamanın vardır, senin de bir zelzelelik canın vardır.
Evet, bunların da bir zelzelelik canı var. Ey zalimler! Siz de eninde sonunda döktüğünüz bu masum kanları içerisinde boğulacak, hak ile yeksan olacaksınız inşallah. Zaten daha şimdiden bir avuç imanlı mücahit karşısında perişan oldunuz, rezil oldunuz, daha da rezil olacaksınız inşallah. Cenab-ı Hak'tan bütün İslam ve insanlık aleminde barışın, sevginin, şefkat ve merhametin, adil bir dünya düzeninin hakim olmasını diliyor. Siz değerli kardeşlerimi, aziz İstanbulluları tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor ve hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm. Biz alırız efendim. Biz alırız efendim. Evet, hep beraber haykırıyoruz. Kahrolsun zalimler! İslam dünyası coşkuyla bahsediyor ondan. Mazluma umut, zalime korku veriyor. Gül yüzlü lider, Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Bayrağım inmesin, susmasın ezan. Refahı anlasın artık her ozan. Bayrağım inmesin, susmasın ezan. Refahı anlasın artık her ozan. Sevgiyle, hizmetle, esmanlar yazan. Sevgiyle, hizmetle, esmanlar yazan. Yollara açıyorsun. Esselamu aleyküm. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim.
Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Alnınızdan öpüyor, bağrıma basıyor. Sözlerime başlarken her şeyden evvel Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Dünyamızın başşehri İstanbul'dayız. Dört bir yanından yurdumuzun seller halinde akıp koşup İstanbul'umuzun bu en büyük meydanını bir insan seli halinde dolduran inançlı, sadık, sağlam kardeşlerimizle beraber bir aradayız. Ve İslam alemine karşı yapılmış olan zulümleri lanetlemek üzere, zalimleri lanetlemek üzere tarihi çağlayan mitingimizi yapıyoruz. Ve Allah'ın lütfuna bakınız, bu kışın ortasında bize bu güzel havayı nasip buyurdu. Bütün bu nimetlerden dolayı her şeyden evvel sözlerime başlarken ruhumun en derinliklerine kadar hissederek Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Elhamdülillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, her şeyden evvel bu mitingi tertip etmiş olan Saadet Partisi'nin başta kıymetli Genel Başkanı Recai Kutan Beyefendi, İstanbul İl Başkanı Osman Yumakoğulları, onun bütün kıymetli mensupları olmak üzere şu meydana koşup gelen kardeşlerim olarak hepinize kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem meydanın her tarafını koşarak coşarak doldurdunuz. Bu arada iklim şartlarına rağmen koşup bu meydana gelen, büyük bir bölgede kendilerini gösteren hanım kardeşlerime de hassaten bu şuurlu hareketlerinden, davranışlarından dolayı saygılarımı, hürmetlerimi, takdirlerimi, tebriklerimi sunuyorum. Irak'taki, Filistin'deki, Afganistan'daki, Keşmir'deki, Çeçenistan'daki zulümlere dur diyen, bu bölgelerde bu arada bilhassa Felluce, Samarra, Kerbala, Musur ve Bağdat'ta işgale ve ezmeye ve her türlü zulme karşı duranlara ve bütün mazlumlara en azından bir manevi destek veren siz tüm kardeşlerime selam olsun. İnsan korkunç haksızlık, vahşet ve zulümlere karşı daha ne kadar sessiz kalabilir? İnsan bu korkunç haksızlık, vahşet ve zulümler karşısında daha ne kadar ne yapayım, yapacağım bir şey yok diyebilir? İnsan yanı başındaki, etrafındaki yürekler yakan yangına karşı daha ne kadar bilgane kalabilir? Eğer vakit geçirmeden uyanıp ayağa kalkıp şahlanmaz ve her yeri şaşacak şekilde haykırmazsan, o ateş maazallah bir gün seni de yakar. O dehşet bir gün seni de bulur. O zalim bir gün senin de tepene biner. O zaman Felluce'nin İstanbul olduğunu anlarsın. Ama ne yazık ki iş işten geçer. Çünkü o zaman artık dünyanın geri kalan kısmı başka tarafa bakar, başka şeyle oyalanır. Kendini ölümün ve yok olmanın çığlığı bile duyulmaz hiçbir yerde. İşte bugün bu şuurla bu meydandayız. Bu gerçekleri bilerek buradayız. Bu şuurla bir yanardağ gibi kükrüyoruz. Bu şuurla zalimlere lanet diye haykırıyoruz. Bu büyük meydanda toplanmış olan şu muhteşem kalabalık hepimizin gördüğü ve yürekten hissettiği gibi aslında 75 milyon milletimizin bütününü temsil ediyor. Aslında bütün insanlığı temsil ediyor. Aslında kurtuluşu temsil ediyor. Çünkü bugünkü 28 Kasım çağlayan mitingimizin aslında manası şudur. Zalimlere lanet olsun mitingi asırlar boyu insanlığa ışık saçmış, en büyük medeniyetleri kurmuş olan, yeryüzüne huzur, barış getirmiş, adil bir düzen kurmuş olan aziz ve şerefli milletimizin ne yazık ki son zamanlarda emperyalist ve işbirlikçilerin planlı gayretleriyle
ameliyat masasının üzerine yatırıldığı bir sırada ve bir kısım çevre ve medyanın narkozlarıyla uyutup bayıltıldığı bir sırada, şimdi bu meydandaki bu kalabalıkla milletimiz bu ameliyat masasından ayağa kalkıyor, uyanıyor ve deminden beri duyduğumuz haykırışları bütün insanlığa seslenerek ifade ediyor. Bu ameliyat masası üzerine bu milleti yatıranlar ikinci Sevr ameliyatını yapmak için çalışıyorlar. Emperyalistler ve işbirlikçiler her şey yolunda 5765 senelik hedefimize ulaşıyoruz zannettikleri bir sırada yapılan bu miting aziz milletimizin uyanışıdır ve bütün dünyaya bu millet aynı şerefli tarihin devamıdır, aynı ecdadın torunlarıdır, bu gerçeği ispat eden muhteşem tarihi bir olaydır. Ve burada şimdi siz ayağa kalktınız, sesleniyorsunuz 75 milyon milletimiz evladı adına. Bana ne yapıyorsunuz? Beni nereye sürüklüyorsunuz? Ben uyanmaz mıyım zannettiniz? Bütün insanlığın kurtuluşunun öncülük görevi bana düşüyor. Sonra insanlık ne olur? Yeryüzü ne hale gelir? Savunun, geliyorum. Zalimlere lanet diyorsunuz. İşte 28 Kasım 2004 İstanbul Çağlayan mitinginin bugünkü bu tarihi şahlanışın manası budur. Bu uyanışın ve şahlanışın arkasından bu aziz millet inşallah manevi zırhını kuşanacak, eline manevi kılıncını alacak, yeryüzünde zulümlere son verecek, huzur ve barışı sağlayacak ve bütün insanlığa saadet getirecektir. Bu benzetme, bu mitingin manasını ortaya koyan bu açıklamalar neden gerçeği yansıtıyor? Çünkü eğer hidayetiniz kararmamışsa ve büyülenmemişseniz o takdirde göreceğiniz gerçekler şunlardır. Bugün Türkiye'nin sürüklenmekte olduğu felaketleri idrak eden insanlar olarak aslında bizim 30 gün arka arkaya bu mitingleri tekrar etmemiz lazım. Çünkü Türkiye'miz Büyük İsrail'in kurulması için emperyalist ve işbirlikçileri tarafından ikinci Sevr uygulanmasının yapılması için, yumuşak lokma hale getirilmesi için adım adım aşağıdaki felaketlere sürüklenmektedir. Ekonomide IMF'ye teslim olunmak suretiyle işsizlik, geçim sıkıntısı, fakirlik, borç batağında boğulma ve borca esir olma, bütün imkanların faize gitmesi, dış ticaret açığının korkunç boyutlara ulaşması, üretimin, reel ekonominin engellenmesi, milli kaynaklar ve meselelerin sözle paylaşmada altta yabancılara intikalinin sağlanması, bir büyük planın uygulamasından başka bir şey değildir. Ne yazık ki daha 3 gün evvel Sayın Başbakan, İSEDAK İslam toplantısında bütün İslam ülkelerinin milli kalkınmayı sağlamalarını tavsiye etmek yerine, İmkanları paylaşıyoruz, biz bunları işletemeyiz, Allah'ın bize verdiği zenginlikleri batılılara verelim, onlar işletsinler deme talihsizliğini göstermiş ve emperyalizme böylece en büyük desteği vermeye çalışmıştır. Diğer yandan ekonomideki bu felaketli gidişatın yanında iç politikada batılıların arzusunun yerine getirilmesi ve uyum sağlıyoruz adı altında başörtüsü ve insan haklarının çiğnenmesi, İmam Hatip okullarına yapılan haksızlıklar, YÖK uygulamaları, ezan sesinin kısılması, misyoner faaliyetlerin her yönden desteklenmesi, yabancılara arsa satışı ve Anadolu'da bir baştan bir başa kilise inşasını serbest hale getirmek çalışan adımlar ve laik İslam faaliyetleri milletimizin manen çökertilerek yumuşak lokma haline getirilmesi planlarının apaçık uygulamaları ve tezahürleridir. Dış politikaya gelince emperyalistlerin arzularına uyularak ilerleme raporları talimatlarıyla
Kıbrıs'ın adım adım elden çıkartılması, Güney Kıbrıs'ın bütünü temsil eden devlet olarak tanınması yolunda yapılan hazırlıklar, ilerleme raporlarının komşularınızla uyum sağlayınız emirleri uyarınca Ege'deki bütün haklarımızın Yunanlara devri, Patrikhane'nin ekümenlik adı altında Bizans'ı yeniden ihya etme hareketleri, Ermenilerin arzularını yerine getirmek için Allah muhafaza buyursun Erzurum'un doğusunun Ermenilere verilmesi planları, Güneydoğu'daki 22 baraj bölgemizin şimdiden çeşitli oyunlarla İsrail'in kontrolüne verilmesi ve Büyük İsrail'in kurulma projesi olan BOP değil aslında Büyük İsrail BİP projesine taşeronluk görevinin Türkiye'ye verilmesi ve Büyük İsrail'in emniyeti için Türkiye'nin emperyalizmin arzularına uyma hususunda bütün Müslüman ülkelere model olarak kullanılmasının istenmesi, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı yürütülmek istenen bu planları daha pek çok maddeler halinde sıralamak mümkündür. İşte bütün böylesine bir gidişat karşısında bugün 75 milyon insanı temsilen bu meydanda toplanmış bulunuyoruz ve milletimiz adına zalimlere lanet mitingini yaparak hayır, biz bu gidişata müsaade etmeyeceğiz. Nasıl tarih boyunca hep bu oyunlar bize oynanmak istendikçe milli görüş etrafında toplanarak bu oyunları bozduysak yine bozacağız. Adımını atmaktayız. Hepinizi onun için yürekten aldızdan öpüyorum. Hepinizi Türkiye'nin ve bütün insanlığın kurtarıcıları olarak bağrıma basıyorum. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bu miting niçin zorunludur? Bu aykırılışlar niçin haklıdır? Çünkü emperyalist ve işbirlikçilerinin bütün gayretlerine rağmen onlarla işbirliği yapan bir kısım medyanın ve bir kısım çevrelerin bütün narkozlamalarına rağmen Irak'taki Ebu Greyb'den gelen çığlıklar karşısında, Filistin'deki Ahve'nin karşısında ve Fellice'de seller halinde akan gözyaşlarının kovalar doldurup sular halinde başımızdan aşağı boşalması karşısında elbette ameliyat masasında daha fazla baygın yatamazdık. Allah'ın lütfuyla işte ayağa kalktık, zırhımızı kuşanıyoruz, manevi kılıcımızı ele alacağız ve bütün yeryüzünde zulmü durduracağız ve insanlığın beklediği barış ve adalet dünyasını kuracağız. 28 Kasım Çağlayan mitinginin gerçek manası bu sebepten budur. Çünkü biz neden buradayız ve neden bu mitingi yapıyoruz? Niye bu aykırışı yapıyoruz? Bunun temelinde şu gerçek yatar. Savaş nedir? Cinayet nedir? Bu iki mefhumu birbirinden ayıran üç tane kriter vardır. Eğer bir hareket sebepleri itibariyle ve neticesi itibariyle, gayeleri itibariyle meşru bir hareketse o savaş olur. Kullanılan metotlar, kullanılan silahlar bakımından insanlıkla bağdaşır yapıda olursa o savaş olur. Ve aynı zamanda o mücadelenin yürütülüş şekli insanlık hudutları içerisinde olursa o savaş olur. Hayır, böyle olmayıp da siz haksız işgaller yaparsanız ve vahşi metotlar ve silahlar kullanırsanız ve bütün sivilleri tarihte eşine ender rastlanan vahşet insan dışı zulümler ve soykırımlar yaparsanız o yaptığınız işin adı savaş olmaz. O yaptığın işi adı tek kelimeyle cinayet olur. İşte şimdi Amerika ve ortakları, emperyalistler ve işbirlikçileri yeryüzünde bu cinayeti açıkça işliyorlar ve ne yazık ki benden önce konuşan kardeşlerim de ifade ettikleri gibi bütün dünya insanlığı susuyor ve ne yazık ki Türkiye'deki yöneticiler susuyor.
Ondan dolayı söz millete düşmüştür. Ondan dolayı milli görüşü bağrında besleyen milletimiz şahlanmıştır. Ondan dolayı çağlayan miting yapılmaktadır. Onun için bu miting bir haklılıktır, bir zorunluluktur. Demin söylediğim üç önemli kriter bakımından çok kısa bir bakış yaptığımız zaman bu Irak'ta işlenen cinayetlerin sebebi nedir? Bugün Batı alemi dahi Cenevre konvansiyonlarıyla bir savaşın savaş olması için iki tane şart koşmuştur. Ancak ya nefsinizi müdafaa için savaş yapabilirsiniz veya Birleşmiş Milletler'in kabul edeceği bir sebepten dolayı onun kararıyla savaş yapabilirsiniz. Bunun dışında savaş olmaz, o yapılan cinayet olur. Amerika'nın Irak'ta yapmış olduğunun bu şartlarla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Çünkü nefsi müdafaa ile ilgili ortada bir durum yoktur. Ve bütün uğraşmalarına rağmen de Birleşmiş Milletler'den bir karar alamamışlardır. Bu savaşı niçin yapıyorsunuz dediğimiz zaman uydurdukları bütün sözlerin hepsinin gerçekle alakası olmadığı bugün artık sabit olmuştur. Efendim, Irak'ta kitle imha silahları var, bunları engelleyeceğiz. Bunun apaçık bir yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Irak'ın terörle alakası var, bunu önleyeceğiz. Apaçık yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Irak'ta Saddam rejimi altında halk eziliyor. İthami ise bir karikatüre dönmüştür. Çünkü Amerika'nın yapmış olduğu vahşet, soykırım hiçbir şeyle mukayese edilemez. Irak'a demokrasi getireceği sözü de laftan ibarettir. Bu gelmedir, işgaldir, yerleşmedir, büyük İsrail'in kuruluş adımıdır. Bu sebepten dolayıdır ki bu harbin sebebi vahşi ve katlar bir düşüncenin eseridir. İnsanlıkla alakası yoktur, bu bir cinayettir. Burada kullanılan metotlara gelince ne yazık ki daha savaştan önce Irak'taki bütün sivil halk aylarca Türkiye üzerinden AKP'nin müsaade etmesi suretiyle geçirmiş olduğu Amerikan uçaklarının taşıdığı bombalarla aylar boyunca bombalanmıştır. Böyle bir vahşetin hiçbir zaman savaşla alakası olamaz, bu bir cinayettir. Bütün şehirler işgal edilmiş Irak'ta, yağmalanmış, tarihi mekanlar yok edilmiş, müzeler, kütüphaneler yağma edilmiş, Kerkük'te tapu dairelerin yağmalanmasına göz yumulmuş, bunların hiçbirisinin savaşla alakası yoktu, bunların hepsi ayrı ayrı birer cinayettir. Direnişçilere, vatanını kurtarmak için çalışan mücahitlere terörist adı uydurma olarak konmuş, evler basılmış, kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden insanlar öldürülmüş, dehşet manzaraları kalplere korku vermek için ne lazım ses yapılmıştır. Zaten harekatın adı korku ve dehşet harekatıdır. Böyle açıkça, pervasızca bu vahşet yerine getirilmektedir. Savaşta sözde bir Cenevre Antlaşması var. Sivillere dokunulmayacak. Her türlü lüzumsuz tahribat önlenecek. Ama bugün Amerika bunların hepsini bir kenara atmış ve bunların tam tersini pervasız bir şekilde yapmaktadır. Ebu Ghraib hapishanesindeki esirlere yapılan işkence ve tecavüz fotoğrafları bu işgalcilerin ne olduğunu göstermek bakımından tarihi ibret alınacak vesikalardır. Bütün bu olayların hepsi birkaç gardiyanın, birkaç çavuşun, birkaç askerin hareketi değildir. Bugün artık her türlü delil ortaya çıkmıştır ki bu emirler ta yukarıdan geliyor. Bakanlıklardan geliyor. Onun üzerindeki başkanlık makamından geliyor. Bu vahşeti yapın, bunları öldürün deniyor. İşte yaşadığımız olayın gerçeği maalesef budur. Bu gerçek ise bir savaş değil, bir cinayettir. Kullanılan silahlara gelince bu ayrıca bir vahşettir.
Burada seyretilmiş uranyum mermileri kullanıyorlar. Bunları birinci harekette de kullandılar, Afganistan'da da kullandılar. Bu seyretilmiş uranyum korkunç tahribat yapmaktadır. Tanklara atılıyor, tankın zırhını yanarak deliyor, içeri giriyor. Fakat kendisinin %80'i gaz oluyor, havaya yayılıyor ve ondan sonra yıllarca bütün bölgeyi, insanları mahvediyor. Böyle bir mermi patlatıldığı zaman tam 40 kilometre çapındaki bir bölgede bitkilerden bile eser kalmıyor. İşte yapılan vahşet budur. Öbür taraftan Körfez Harbi sendromu adı altında bu mermilerden hatta Amerika'nın kendi askerleri de sinir hastası olmaktadır. Binlercesi bugün Amerika'da tedavi altına alınmıştır. Bunun yanında misket bombaları kullanma, bunların hepsi uluslararası anlaşmalarda yasak silahlardır. Misket bombası atıldığı zaman binlerce parçaya bölünüyor, etrafa yayılıyor, her biri ayrı bir bomba oluyor. O bombaların içerisinde de yine seyretilmiş uranyum var. Böylece tarihin en büyük korkunç tahribatı yapılıyor. Birinci Irak Savaşı'nda bu bombaları kullandılar. Onun arkasından 4000 kişi bu bombaların çıkartıldığı seyretilmiş uranyumdan dolayı hayatını kaybetti. Bundan başka bir üçüncü önemli silah bunker buster denilen beton parçalayıcı bombalardır. Bu bombaların bir tanesinin ağırlığı birkaç tondur. 6 metrelik betonu 30 metrelik toprağa delmesi için bunlarda da seyretilmiş uranyum bulunmaktadır. Bu bombalardan Irak'ta geniş miktarda kullanılmıştır ve böylece Irak halkına karşı bir soykırım uygulanmıştır. Ve yine biyokimyasal silahlar, insanları felç eden silahlar hiç acımadan kullanılmaktadır. Ve yine sözde hepsini ortadan kaldırdık, artık kullanmayacağız da yıllarca önce söz verdik herhalde, napalm bombaları da bu Irak Savaşı'nda kullanılmıştır. Bütün bunların hepsi bizzat kendi muhabirleri tarafından gazetelerinde yazılmış, yetkililerin raporunda yer almış gerçekler, tespit edilmiş olan gerçeklerdir. Bundan dolayı Irak'ta bir savaş yok, Irak'ta bir cinayet var, Irak'ta bir vahşet var. Uluslararası anlaşmaların hiçbirisine bu hareketlerin sığması mümkün değildir. Heyhat! Şu batılının, şu Amerikalının şu yaptığı vahşetlere bakın. Bir de bizim mübarek muhterem ecdadımızın yaptıklarına bakın. Önce inancımızın öncüsü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşlarda bile şu 9 tane şartı herkese ayrı ayrı tembih etmiş, emretmiştir. Düşman askerlerine veya cesetlerine işkence ve kötü muamele yapılmayacaktır. Bir, bundan başka kadınlara, çocuklara, yaşlılara, din adamlarına, ibadet edenlere dokunulmayacaktır. Sivil insanlar bütün her türlü taarruzun dışında tutulacaktır. Yaralılara asla kötü muamele yapılmayacaktır. Tedavilerine engel olunamaz. Savaş ortamında geçerli olan bir takım kurallar savaş ortadan kalkar kalkmaz hemen ortadan kalkarlar. Savaş bitince genel kurallar uygulanır. İşte bu temel kaidelere bağlı olan ecdadımız tarih boyunca en güzel insanlık örneklerini göstermiştir. Buyurun, Kudüs-ü Şerif bugüne kadar birçok defa el değiştirmiştir. Ne zaman kökü firavunlara dayanan Batı medeniyetinin mensupları Haçlı ordularıyla gelip Kudüs'ü işgal etmişlerse bütün Müslümanların hepsini katletmişlerdi. Ama ondan sonra Kudüs kurtarıldığı zaman Müslümanlar kimsenin kılına dokunmamıştır. Selahaddin Eyyubi bizzat batılı tarihçilerin yazdığı gibi Kudüs'ü işgal ettiği zaman, kurtardığı zaman orada bulunan batılılara adil davranmıştır.
ve onların bütün mallarının korunması için nöbetçiler konmuştur koruması için. Patrik Heraklius'un isteğiyle 700 tane esir serbest bırakılmış. Bunun üzerine yaşlı kadınlar, onlar da serbest bırakılmış. Kadınlar ağlaşınca bu sefer genç Hristiyan erkekler de salıverilmiş. Hatta esir olanlar salınmakla kalmamış, dul ve yetimlere maaş bağlanmıştır. İşte bizim ecdadımız, işte bizim tarihimiz, işte bizim medeniyetimiz. İşte Sultan Alparslan, Roman Diyojen'i yendikten sonra kendisine müteessir olmayın. İnsan hayatında böyle olaylar olur. Ben sizi bir misafir olarak ağırlayacağım demiş. Galip kendisi olduğu halde mağlup Diyojen'e bir özel çadır kurdurmuş. Adeta saray gibi içerisine hizmetkarlar vermiş ve her türlü emir ve arzusunu yerine getirtmiştir. Şu ecdadımıza bakın. Yine savaşta dahi ecdadımız, Osmanlı ecdadımız Yugoslavya'da düşman arazisi üzerinde bir salkım üzüm yese bedelini yerine bağlamadan geçmemiştir. Bir yandan bizim bu muhteşem tarihimize, şu insanlığımıza bakın, öbür yandan Irak'ta yapılanlara bir bakın. Amerikan kuvvetleri bütün dini mevkileri açıkça bombalamışlar. Camiler, okullar, hastaneler basılmış, yaralılar öldürülmüş, Allah'ın evinde namaz kılan savunmasız insan cemaat öldürülmüş ve bütün bunların hepsi mübarek bir Ramazan ayında yapılmıştır. Ebu Hanife Hazretleri adına yapılan cami delik deşiktir. Yüz milyonlarca Sünni'nin yüreğini paramparça etmişlerdir. Filistinli'nin cesetini çırılçıplak sorup ölmüş bir Filistinli'nin ortalıklarda dolaştırmak nasıl bir ruh haletidir? Nasıl bir husumet, nasıl bir nefret, nasıl bir savaş ahlakıdır? İşte en son Felluce'de yaşananlar bütün Batı'nın, Amerika'nın, onların işbirlikçi emperyalist ve siyonistlerin ruh yapısını ortaya koymaktadır. 300 bin nüfuslu şehir yerle bir edilmiş, kadın, çocuk, yaşlı demeden sivil halk dünyanın gözü önünde katledilmiştir. Felluceli kardeşlerimiz hayatını kaybeden şehitlerini toprağa gömmeye bile fırsat bulamamışlardır. Cesetleri sokak ortalarında kalmıştır. Bütün bunları yapanlar ancak canidirler, zalimdirler. Bunların insanlığa getirecekleri hiçbir hizmet, hiçbir fayda yoktur. Irak'ta cereyan eden bu olayları dikkat gözüyle incelediğimiz zaman şu gerçekleri mutlaka tespit etmek ve aklımızda tutmak mecburiyetindeyiz. Önce Felluce uzun bir zincirin bir halkasıdır. Bu zulüm burada kalmaz. Eğer insanlık susarsa, eğer Türkiye bugünkü desteklenen yöneticilerin destekleme politikasını devam ederse bu halka artar artar gider. İran'dı, Suriye'ydi, Suudi Arabistan'ı, Mısır'dı ve asıl hedef olan Türkiye'ydi diyerek Büyük İsrail'in kurulmasının bir halkası yaşanmış demektir. Burada asrın en büyük cinayetleri işlenmektedir. Felluce'deki olaylara baktığımız zaman bir şeyin beli kırılmak isteniyor, afacık görülüyor. Neyin belini kırıyorsun dediğin zaman terörle mücadele ediyorum diyor. Hayır, beli kırılmak istenen İslam'dır. Ama buna gücünüz yetmez. O Allah'ın koruması altındadır. Buna kalkışırsanız sizin beliniz kırılır. Irak'ta aynı zamanda Batılıların karakteristik caniyane, vahşiyane bir karakteri de gözüküyor. O da toplu cezalandırma. Bir kimseden bir şey zannediyor, şüpheleniyor. Bütün ailesini, bütün şehri yerle bir ediyor. Şu vahşete bakın. Zaten operasyonun adı korku, dehşet ve şok operasyonudur. Ve Irak'taki bu savaş ilk başlangıçta sözde demokrasi getirmek, sözde zulümden kurtarmak diye başladıysa da yavaş yavaş direniş başlayınca
değişime uğramış ve bir Haçlı Seferi din savaşı haline gelmiştir. Askerler vücutlarına haç dövmesi yaptırıyor. Tanklara haçlar asılıyor ve aynı zamanda hücumlardan önce İncil okuma toplantıları yapılıyor. Ve de hedef olarak camiler seçiliyor. Bu tam bir Haçlı Savaşı'dır. Bu tam bir vahşettir. Bu savaşı Amerika şeklen yürütüyor gibi gözüküyorsa da Amerikan ordusunun içerisinde birçok Siyonist Museviler de yer almaktadır. Çifte pasaport taşıyan bu insanlar bir yandan istihbarat, sorgulama ve keskin nişancılık görevlerini yapan uzmanlar gibi çalışırken öbür yandan da 35 tane hahamın Amerikan ortasında görev aldığı bizzat Amerikalı harp muhabirleri tarafından tespit edilmiştir. Irak işgali uzun süreli ve kalıcı bir işgaldir. Düşünün siz, şimdi Amerika iki tane muazzam şehir halinde entelijans servis ve istihbarat merkezi kuruyor. Sen Irak'ı kendi haline bırakacaksan, bu iki tane şehir halinde bütün İslam alemin istihbaratı toplayacak merkezi burada niçin kuruyorsun? Niçin İsrail'e Fırat ve Dicle'den su götürme projeleri hazırlıyorsun? Niçin Irak petrollerini Hayfa'dan akıtmak için milyarlarca dolarlık projelere başlıyorsun? Bunlar Irak'ı işgal edip, demokrasi getirip, insan hakları getirip ayrılacak insanların yapacağı iş midir? Hayır, kimse çocuk değildir. Bu bir büyük İsrail adımıdır. Bu bir vahşettir. Bu tarihin en büyük soykırımıdır. Bunu yaparken hiçbir savaş tahammülü ortada kalmamıştır. Artık savaş sebebi aranmıyor. Zanlıdır. O halde o sana hücum etmeden ben onu yok edeceğim diye bir felsefe ortaya atılmıştır. Böylece tarihin en büyük vahşetleri sergilenmektedir. Ve yine ya benden olacaksın ya da öleceksin prensibi uygulanmaktadır. Türkiye dahil. Tezkere meselesini meclis reddettiği zaman nasıl kızdılar, nasıl intikam almak için ayağa kalktılar gördük. Dolayısıyla hangi yandan bakılsa bakılsın bu bir vahşettir ve bu bir yayılma politikasıdır. Bu bir büyük İsrail projesidir. Bütün bunlar olup biterken bir yandan Irak'taki kardeşlerimizin şehadeti kalplerimizi dağlarken bunun kadar bize acı veren diğer bir husus da Türkiye'deki AKP yöneticilerin tutumudur. İlk günden beri Amerika bizim stratejik ortağımızdı diye ortaya çıktılar. Havaalanlarımızı emirlerine verdiler. Limanlarımızı emirlerine verdiler. Demin muhterem Recai Kutan Beyefendi'nin işaret buyurduğu gibi biz Amerika'nın en az asker zayiatı vererek Irak'ta başarılı olmasına dua ediyoruz dediler. Ve o günden bugüne kadar her türlü desteği verdiler. Bundan dolayıdır ki zalimlere her türlü hizmeti yapmak suretiyle kendileri de bu zulmün baş ortağı haline gelmişlerdir. Ve bu zulüm aslında Irak'a yapılan bir zulüm değil, söylediğimiz gibi Türkiye'yi hedef alan adımları desteklemek manasındadır. Demin yine Recai Beyefendi işaret etti. 22 Kasım Pazartesi günü Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde G8 ülkeleri, Çin, Arap Birliği, İslam Konferansı örgüt temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Türkiye'yi temsilen de Sayın Dışişleri Bakanı hazır oldular. Mısır'da toplantı yapılıyor. Bu toplantıda Irak'taki, Felluce'deki Ramazan ayında yapılan muazzam katliamlara ait tek kelime yapılmıyor. Birleşik bir Irak'ın kurulmasıymış gaye. Çocukça çocuk aldatmaya kalkışıyorlar ve asıl hedefleri şaşırtıp sözle bu vahşeti örtbas edecekler. Ne yazık ki AKP yöneticileri de bütün bu oyunlarda onların en yakın yardımcısı oluyor. Felluce'deki bu büyük felaketler karşısında
efendim bu katliamlar Ramazan ayında yapılmamalıydı. Dışişleri Bakanlığı'nın ifadesine bakın siz. Bu nasıl bir ifade? Katliamlar yanlış zamanda yapılıyormuş. Şu söylenen söze bakın siz. Şu zihniyete bakın. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bakınız Birleşmiş Milletler Teşkilatı artık zaten ölmüş. Bu olayla uğraşmıyor. Sudan'ın güneyindeki Hristiyanların isyan hareketlerine karşı ateş püskürüyor. Irak'taki Müslümanların katliamı karşısında tek kelime söylemiyor. Böyle Birleşmiş Milletler olmaz. Kısa bir müddet önce Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan Cidde'den sesleniyor. Diyor ki artık inanca dayalı ittifakların zamanı geçmiştir. Yani AKP bu hareketlere destek olmakla kalmıyor, bütün İslam aleminin kendisini koruması, kendi gücüyle kalkınması hareketlerini engellemek için de elinden geleni yapmaktadır. Bu gerçekler karşısında bir de bunlara Irak'ta kullanılan bütün biyokimya silahları, napalm bombaları ve beton tahrip bombaları, seyretilmiş uranyum mermileri, misket bombaları, bütün bunların hepsinin Türkiye üzerinden taşınmasına izin veren de yine aynı AKP hükümetidir. Hiçbir zaman bu faciaları ciddiyetle kınamamışlardır. Asker gönderme tezkeresi meclise geldiği zaman komşuda yangın varken eli kolu bağlı oturamayız diyen ey AKP yöneticileri, şimdi en büyük katliam, en büyük yangın varken nasıl eliniz, kolunuz, diliniz bağlı oturup duruyorsunuz? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Vermiş olduğu destekleri hala şoförlerimizin hayatı pahasında genel Irak'taki zulümlere destek malzemesi taşınması hususunda buradan şoförlerin gitmesini desteklemekte ve bunlara izin vermeye devam etmektedir. Yaptıkları saymakla bitmez. Kendilerine abilik vazifesi yapıyoruz ve hatırlatıyoruz ki zalime destek olmak da zulümdür. Zalimle işbirliği de zulümdür. Ve bütün insanlığa seslenerek şu gerçeği duyuruyoruz. Nedir bu gerçek? Size birkaç tane bütün insanlığa ders olması ve bu olayların ne manaya geldiğini açıklaması için ayet-i kerime meali okumak istiyorum bu tarihi mitingde. Hud suresinin 18. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar kıyamet gününde Rablerine arz edilecekler. Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenler de diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Allah'ın mescitlerinde, Bakara suresi 133. ayet-i kerime. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunun için dünyada reziklik, ahirette de büyük azap vardır. Nisa suresi 93. ayeti kerime. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Maide suresi 32. ayeti kerime. Kim bir cana ve yeryüzünde bozgunluk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış olur. Maide suresi 2. ayet-i kerime. İyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çetindir. Allah hepimize şuur versin, bu feci akıbetlere düşmekten muhafaza buyursun.
İşte bugün Çağlayan'da tarihi mitingimizi bu gerçekleri ortaya koyarak yapmış bulunuyoruz. Şimdi bu muhteşem tarihi görevimizin kapanış noktasına geldik. Bu kapanış noktasında şöyle bir kapanışla sizi bir kere de alnınızdan öpüp bağrıma basmak istiyorum. Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçüler, Saadet Partililer. Ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesilmeyecektir. Tarihe bakın, inancınıza sarılın, milli görüşe sarının. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka husrana uğrayacaktır. Adalet ve iyilik galebe çalacaktır. Olanları ve olacakları bilmek sadece entrikalar nasıl döndüğünü dahi anlamaya yarar. Bu da önümüzde aydınlatıcı ışık olur. Bildiğiniz arttıkça daha iyi nasıl mücadele edeceğimizi de daha iyi biliriz. İnsan bastığı zemini tanırsa kaymadan nasıl duracağını da bilir. Onun için bu gerçekleri dile getirdik. Şimdi hep beraber bütün gücümüzle çalışacağımıza söz vererek bu tarihi mitingimizi noktalıyoruz. Hazır olun, ellerinizi kaldırın, canınızla, yüreğinizle gerçek milli görüşçüler olarak haykıralım. Hep beraber tekrar ediyoruz. Allah'ın izniyle, yeryüzündeki zulümlere son vereceğiz. Bu yolda, yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için, vahşetin durdurulması, adaletin, barış ve huzurun temini için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanınız mübarek olsun. Zafer inananlarındır. Zafer yakındır. Zalimlere lanet dedik, kurtuluşa vesile olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Artık her ozan, bayrağım inmesin, susmasın ezan. Refahım anlatsın, artık her ozan, sevgiyle, hizmetle, destanlar yazan. Sevgiyle, hizmetle, destanlar yazan.